Evet efendim, herkese merhabalar. Ekranların en çok izlenen eğitim programı Genç Vizyon başlıyor. Bugün tam yaklaşık çeyrek asırlık eğitim hayatıyla, eğitim hayatı başarılarıyla dolu olan bir üniversiteyi, Maltepe Üniversitesi'ni ve onun değerli akademisyeni Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocamızı konuk alıyoruz. Ben İsmail Yolcu, Ülke TV Ankara stüdyolarında öğrencilerin bonus hocası değerli hocam Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte sizlerle olacağız. Instagram bonus hocadan hem Maltepe Üniversitesi ile ilgili hem de değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocamızın da içinde olduğu, bölüm başkanı olduğu İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı kendisi. Lojistikle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili merak edilen her şeyi bizlere Instagram bonus hocadan gönderebilirsiniz. Bizler de sizler adına hem hocamıza hem de Süleyman hocamıza sorularınızı ileteceğiz diyorum ve öncelikle Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocama hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Vallahi bizler de çok iyiyiz hocam. Ankara'da tercih günleri inanılmaz yoğun geçiyor. Maltepe Üniversitesi oldukça tercih edilen bir üniversite. Bizler de bugünü sizlerle ülkemizin evlatlarına ayırmak istedik. Hocam izninizle önce kendinizden bahsetmenizi rica edeceğiz sizi tanımayanlar için. Hemen akabinde de Maltepe Üniversitesi ile ilgili kısa nokta atış açıklamaları sizden rica edeceğiz. Evet. Ben temelde İstanbul Teknik Üniversitesi kökenliyim. Orada Endüstri Mühendisi bölümünde 27 yıl görev yaptıktan sonra bu şeye, lojistik alanına doğru ilerleyip şu anda Malta Üniversitesi'nde bahsettiğiniz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Dolayısıyla iki böyle zor tanımlanan meslek üzerinden gittim gibi gözüküyor. Bir zamanlar endüstri mühendisliğini de anlamak şeydi, çok kolay değildi. Babam bile anlamamıştı yani, bana radyo tamir ettirmeye kalkardı. Endüstri mühendisliği çünkü bildiğiniz gibi daha verimlilik üzerine kurulmuş bir şey. Sonra lojistikte de biliyorsunuz bir şey yaşadık. Yani bir ara kamyoncu oldu, adımız kargocu oldu falan filan. Şimdi biraz daha oturuyor ve sizin sorularınızı da biraz daha netleştireceğiz tabii ki lojistiği. Dolayısıyla böyle iki yeni alanda ilerleyerek işte Maltepe Üniversitesi'ne geldim. Aşağı yukarı 10 yıldır da Maltepe Üniversitesi'nde çok memnun bir şekilde öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle birlikte çalışmaktayız. Değerli hocam, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün Türkiye için önemini biz şimdi sizden dinleyeceğiz ama lojistik öteden beri hep konuşulan ama az önce de çok hoş bir şekilde bahsettiniz. Hem lojistik hem de endüstri mühendisi gerçekten ilk başlarda öğrenciler tarafından çok da kolay kabul gören bölümler olamadı. Ama ne yazık ki acı bir tesadüf oldu. Dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde, özellikle sağlıkla ilgili zor zamanlarda lojistik inanılmaz şekilde en üst seviyede merak edildi. Bu açıdan da baktığımızda hocam, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün Türkiye'miz açısından önemi nedir? Evet. Uluslararası ticaret ve lojistik iki kardeş kavram, meslek. Esasında ticaret demek lazım. Uluslararası ticaret dediğiniz anda daha dış ticaret bazlı oluyor ama bizde iç ticarette de lojistik var. Tabii ki doğal olarak dış ticarette de lojistik var. Dolayısıyla işi ikisi de birbirini tetikliyor. Yani lojistik olmadan, verimli olmadan mal satamazsınız dünyaya. Uygun fiyatlarla satamazsınız veya uygun ham maddeyi getiremezsiniz. Dolayısıyla ticaret olmadan da işte yapacağınız iş kalmaz. Bu iki kardeş bir meslek. Dolayısıyla bizim bölümümüz ve diğer bize benzer diğer bölümlerde tabii ki bu iki branşı bilen, yönetebilen öğrencileri alıp işte mezuniyetlerine kadar yetiştirip onları bilgi, beceri, yetkinliklerle donatıp sektörümüzün hizmetine sunmaktayız. Bu salgın hakikaten çok olumsuz ve derin yaralar bıraktı. Ama tedarik zinciri yönetiminin de en çok konuşulduğu bir dönem yaşamış olduk. Yani hiçbir zaman bu kadar tedarik zinciri yönetimi
Yani lojistik halkaları birbirine bağladığınız anda biz artık ona tedarik zinciri diyoruz. Yani şöyle basit örnek verirsek, bir ekmek fabrikasını düşündüğünüz anda ekmek fabrikası da unların gelişi bir lojistiktir tabii ki, taşımasıyla, depolamasıyla, diğer faaliyet paketlemesiyle. Oradan çıkan ekmeklerin de dağıtımı gene ayrı bir lojistiktir. Arada da ekmek üretim vardır. İşte bu lojistikleri ve üretimleri birbirine bağladığınız anda artık biz tedarik zinciri kavramına ulaşmış oluyoruz. Bunu daha da büyütmeniz mümkün. Yani bu şeyin, unun gerisinde buğday var, buğdayın gerisinde tohum var, zirai ilaçlar var. Böyle gittiğiniz anda olay daha geniş kapsamlı bir tedarik zincirine doğru gidiyor ki, doğrusu bu. Yani bizim lojistik şirketlerinde uzun vadeli hedefleri içinde zinciri yönetmek var. Müşterilerinin zincirlerini yönetmek var. İngilizce tabirle control tower deniyor. Yani böyle bir zincirin bir merkezi yönden yönetimi yoluyla malların aksamadan, bizim meşhur bir 7 doğrumuz var işte, doğru ürünü doğru yere, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru maliyette götürmek gibi bir 7 doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bunu ancak tedarik zinciri boyutunda yaptığınız anda önem kazanabiliyor. Ve malum bu pandeminin ilk dönemlerinde de burada ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani işte tır şoför arkadaşlarımız karantina sürelerinde kaldılar 14 gün kapı girişlerinde. Bazı ülkelerden zaten girişler kabul edilmedi. Bazı gemiler bazı limanlara uğratılmadı. O öyle yerlerden gelenlerin gene limanlarda bekletilme durumları oldu. Panik satın almalar meydana geldi. Ama sektörümüz çok başarıyla bu şeyi aştı. Türkiye'de yani dünyayla karşılaştırdığınız anda ve başarılı bir şekilde aman aman ilk günlerdeki sıkıntı hariç, ne hikmetse bir makarna olayı oldu. O olay hariç başarıyla her türlü temel ihtiyaç maddeleri şeylere sağlandı. İşte biz buna lojistik ve tedarik zinciri yönetimi diyoruz. Malların istenilen yerde, istenilen zamanda halkımızın, kullanıcıların hizmetine sunmak bizim lojistik tarafımız. Bunu yapmanın için de doğal olarak bizim ülkemizin de kalkınması için de dış ticaret yapmanız lazım. Biz çünkü ihracata dayalı bir kalkınma planı izleyen bir ülkeyiz. Onun için mecburuz uygun alanlarda ihracatlarımızı yapıp bazı ihracatlarında bazı ham maddeleri ülkenizde olmadığı için onları da ithal edip bu operasyonu başarılı gerçekleştirmeniz lazım. İşte uluslararası ticaret bu iki kardeş kavramın birleşiminden oluşan ve sektörde bu yöndeki mesleki deneyim sahibi ihtiyaçlara ihtiyacı olan, yani genellikle iş bulma sıkıntısı olmayan, şu dönem hariç, yani bu dönem özel bir dönem, bir alanda çalışmak yapmaktayız. Yani iki çok birbiriyle entegre kavramın eğitiminden şu anda bahsetmiş oldum. Evet hocam, Süleyman hocam, Sayın Mehmet Tanyaş hocamıza lojistikle ilgili sorularınız var mıdır? Şimdi Mehmet hocam, buyurun. Çok çok teşekkür ederim öğrenciler ve veliler adına. Çünkü açıklamalarınız o kadar tatmin edici oldu ki. Çünkü lojistiğin aslında ne kadar hayati olduğunu anlatmış oldunuz. Bu bizim de öğrencilere anlatacağımız şeyler oldu aslında. Çok teşekkür ederiz. Bir de hocam, çalışma alanlarında bu hava lojistik vesaire diye de velilerden soru geliyor. Biz lojistiği bitirdiğimizde hava lojistik, yani hava yoluyla ulaştırma konusunda bir ayrıcalık var mı eğitim bazında, içerik bazında, onu da soruyorlar. Evet. Yolcu ve yük taşımacılığı iki ayrı boyutta bakılması gereken kavram. Yani bir yolcu tarafı var, bir de işin yük tarafı var. Lojistik kelimesi tamamıyla yüke has bir kavram. Yani lojistik insan için kullanılan bir şey değil. İnsan için genellikle ulaştırma ve taşımacılık kavramları kullanılıyor. Biz tabii işin yük tarafındayız. Bizim bu lojistiğin 8 alt kırılımı var. Bunlardan bir tanesi tabii sizin bahsettiğiniz taşımacılık, bizim en önemli ve en temel şeyimiz, kökenimiz, kamyoncuları arkadaşlarımız. Türkiye'de 750 bin tır ve kamyon var.
Nereden baksan 2 milyon civarında SRC dediğimiz belgeye sahip şoför arkadaşlarımız var. Bunlar gece gündüz işte sizlere mallar getirmeye çalışıyor. Doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde mallar getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ciddi bir Türkiye'de karayolu taşımacılığı hizmetimiz var gayet tabii ki. Ama her mal karayoluyla gitmiyor. Bazıları acil oluyor, bazıları bozulabilir oluyor. Değerli olabiliyor veya tehlikeli madde türünden olabiliyor. Dolayısıyla bunun yanı sıra hava yolu taşımacılığımız, deniz yolu taşımacılığımız, demir yolu taşımacılığımız ve geleceğin konusu olan bunların birleşiminden olan çok modlu taşımacılık denen alt dallarımız var. Dolayısıyla arkadaşlarımız lojistik bölümüne geldiği anda kendilerine bir yön seçme şeyleri olabilir, düşünceleri olabilir. Yani mesela benim geçen bir öğrencim işte konuşuyoruz, mezun bir öğrencimiz, şimdi iyi bir şirkette çalışıyor. Hocam dedi, yani biz tabii yani dersleri dinledik falan ama ben her zaman böyle hava yoluna merak eden bir şeydim, öğrenciydim. Eğer dersler mesela o tür bazda olsaydı ben daha çok ilgiyle dinler ve devam ederdim. Şu anda işte Türk Hava Yolları'nda çalışıyor zaten. Dolayısıyla öğrenci geldiği anda, eğitime başladığı anda kendi bir yön çizebilirse, deniz tarafı, liman tarafı, deniz limanı tarafı, havalimanı tarafı, efendim demiryolu tarafı Türkiye'nin çok gelişmeye ihtiyacı var. Pandemi döneminde de bunu şiddetle şey yaptık. Çünkü demiryolu teması az bir olay, karayolu gibi değil. Siz sınıra kadar vagonları götürüp itip ara bölgede karşı tarafın lokomotifiyle çekip temassız bir şey yapabiliyorsunuz, aktarma yapabiliyorsunuz. Bunu yapmaya çalıştık özellikle bu Van tarafında ve üst tarafta, Kars tarafında ama şey yetmedi, vagon sayısı onların tabiriyle çeken ve çekilen araç yetmedi. Dolayısıyla bizim demiryolunda çok gelişmemiz lazım. Onun için öğrenci arkadaşlarımız bu alt dallarda çalışabilirler. Bu taşımacılık boyutuydu. Tabii bizim depo yönetimi, dağıtım merkezi yönetimi, işte marketlere mal yollayan yerlerin yönetimi, bunların rafların seçimi, ekipmanların seçimi, forkliflerin seçimi, kapı sayısının seçimi gibi olayları içeren bir bölümümüz var. Tabii gümrük dediğimiz hem malları kontrol eden, hem vergilendiren, hem de uygunsuz malların gidişine veya gelişine izin vermeyen bir alan da tabii lojistiğin süreçlerinden biri. Ve bunların sigortalanması gene düşünülmesi gereken ve üzerinde çalışılması gereken bir alan ve öğrettiğimiz bir alan, risk ve sigorta yönetimi. Yani arkadaşlarımız lojistik, ulusal ticaret ve lojistik altına geldikleri anda farklı dallara da kendilerine ne hoş geliyorsa seçebilirler. Ama bir önerim var, bizim meslek dinamik bir meslek. Yani İşte geldi gelmedi, nerede kaldı, battık yandık, böyle sürekli heyecan içinde. İşte malı sürekli takip etmeniz gereken ve mutlaka şoförüyle, genel müdürüyle, memuruyla işbirliği içinde çalışmanız gereken, yani iletişimi kuvvetli arkadaşlar, takipçiliği kuvvetli arkadaşların bize gelmesinde fayda var. Çok masa başı işimiz az, var ama az. Bizim işimiz bir malı başlangıç noktasından son noktaya kadar, temin dediğim o 7 doğruyu sağlayacak şekilde götürebilmek. Bu da çok heyecan verici. Biz deriz ki lojistiğe bulaşan bir daha çıkamaz. Çünkü böyle sürekli sana bir şey soran birileri var. Nerede, şurada, burada falan, işte evinize bir malın gelişiyle de ilgili şeyde sıkıntıları düşünüyorsunuzdur. Bazen evde şey bitebiliyor, bir ürün bitebiliyor. Ve gene takdir edersiniz ki şu anda sanal market işi ve kısa sürede size eve teslimat yapan işler muazzam arttı. Hele salgın döneminde katlandı bu işler. Dolayısıyla bu e-ticaret lojistiği dediğimiz, elektronik ticaret lojistiği dediğimiz alanlarda bizim alt alanlarımız. Arkadaş, öğrencimiz geldiği anda kendisine bir yön çizecektir mutlaka hocalarının desteğiyle. Mehmet Hocam, çok özür dilerim. Şimdi peki öğrenciler, lojistikte okuyan öğrenciler, çabuk iş bulma ve yükselme açısından hangi yetenek ve becerilerini geliştirirlerse sektöre daha hakim olurlar? Merak edilen bir diğer soru da bu hocam. Evet, bizim mesleğin bir en temel özelliği iletişim.
Yani iletişimi kuvvetli olan arkadaşlar bizde başarılı olabilir. Yani biz bir bilgisayar programı yazdırmıyoruz, bir mimari tasarım yaptırmıyoruz. Çok hesap kitap işi var ama bir mühendis kadar tabii ki olamaz. Dolayısıyla böyle şeyi iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın. Çünkü gümrüküyle çalışacak, şoförle çalışacak, sigortacıyla uğraşacak, işte herkesle bir temas olan. İşbirliği tarafı kuvvetli ve bizim olmazsa olmazımız da işte yabancı dil bilgisi olan, işte temeli İngilizce olmak üzere genellikle işte Rusça, Çince ve Arapçanın şu anda şey olduğu, bizim için önemli olduğu bir alandır lojistik alanımız. Bu yönü olan arkadaşlar bizde çok başarılı olabilirler. Bunların daha şey olanlar, canlı olanları ve aktif olanları daha satış pazarlama türü hizmetlerimize giderler. Lojistik işlerinin pazarlanması. Daha o tarafı zayıf olanlar operasyonlarda kalabilirler. Dolayısıyla ama iletişim, işbirliği ve yabancı dil bizim herhalde vazgeçilmez üç temel yetkinliğimiz gözüküyor. Sayın hocam, bir de şeyi merak ediyorum. Şu anda bu uluslararası ticaret ve lojistik çok büyük bir mecraya hitap ediyor. Dünyanın her bölgesinde ihtiyaç olan bir meslek. Peki biz ülke olarak lojistikte dünyanın neresindeyiz? Bir de dünyada özellikle bu lojistik anlamında fark yaratan ülkeler hangileri? Dünya Bankası'nın 2 yılda bir yayınladığı lojistik performans indeksi denilen ve 6 kritere göre ölçüm yapılan sıralamada biz şu anda 30. ve 40. Ülkeler sıralamasındayız. Bunun nedenlerinin başında daha altyapı şeylerimizi tam tamamlamamış olmamamız. Yani bizim karayolunda çok başarılıyız. Karayolu ulaşımında köprülerimiz muazzam, otoyollarımız vesaire ama demiryolu tarafında ve deniz tarafında, hava yolunda da başarılıyız. Biliyorsunuz dünyanın en çok yerine uçan bir filomuz var, Türk şirketimiz var. Dünya çapında bir marka. Dolayısıyla bu demiryolu ve deniz yolunun tarafından dolayı biraz şeyiz, gerideyiz. En başarılı ülkeler şey olarak ifade ediliyor, her zaman işte Almanya 4 seferdir, 8 yıldır birinciliğini koruyan bir ülke. Yani sadece altyapıyla da bitmiyor, işte bir bilişim yapısı, bilişim sistemleri, araç takip sistemleri, İşte barkodlar, karikodlar vesaire gibi yollarla da o yönlere de ağırlık vermemiz lazım. İyi yönde ilerliyoruz. Bunlar bizim 11. Kalkınma Planı'nın hedefleri arasında da vardır. Dünya Lojistik Bankası, Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksindeki hedeflerimiz arasında 15. ile yükselmek falan gibi şeylerimiz de var. Dolayısıyla başarılı ülkelerin başında Almanya sayabiliriz. Biz de bu yönde şeyiyle, elemanlarıyla, dinamik yapımızla, iş becerimizle iyi yönde ilerliyoruz. Hocam, merak ettiğim konulardan bir tanesi de öğrenciler açısından cinsiyet ayrımı gerektiren bir meslek midir? Özellikle ben dikkat ediyorum, daha çok erkek öğrenciler yazma eğiliminde ama kız öğrencilerde de bu son dönemlerde özellikle bir daha fazla ilgi uyandı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeyken işte tabii doğal olarak lojistikle ilgileniz. Ben aynı zamanda Türkiye'deki Lojistik Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Bireysel üye kabul eden 1000 üyeli bir derneğiktir. Bu tamamen mesleki ve bilimsel amaçlı falan. Şimdi orada Endüstri Mühendisliği bir öğrencimi ben bir lojistik şirketinde şey yaptım. İş buldum. Bursalıydı öğrencimiz. Ondan sonra işe girdi ve babası da Bursa'dan kalktı geldi. Benim kızım acaba şeylerin böyle şey bir yerde mi çalışacak? Böyle çok erkek kökenli böyle kaba saba bir yerde mi çalışacak diye bu geldi ve şirketi gezdirdik. Hiç öyle bir şey yok. Bizim ofis tarafımız ağırlıklı bayandır. Yani müşteri ilişkileri, satış pazarlama. Bizim zaten her departmanın müşteriyle bir ilişkisi vardır. Hava kargo, deniz kargo vesaire. Bu kadın arkadaşlarımızın, kız öğrencilerimizin de biliyorsunuz bu yönleri çok kuvvetli. Yani erkeğe göre müşteri ilişkileri ve iletişim tarafları çok gelişmiş. O manada
Evet, bizim tabii depo tarafımız ve nakliye tarafımızda şoför ve depo işçilerimiz doğal olarak erkek. O fiziki bir şey gerektirdiği için, yapı gerektirdiği için. Ama gider arkadaşlar bakarlarsa lojistik şirketlerin ofis tarafına orada çoğunluğun kadın olduğunu göreceklerdir. Bizde öyle bir ayrım yok. Bizim okulda da sanırım kız öğrencilerimizin sayısı erkek öğrencilere yakındır yani. 3/2 erkekse 1/3 kadındır. Bizim meslekte öyle bir şey yok. Bu işte kamyonculuktan kalan ya da bu şoför şeyinden kalan bir intiba var. Böyle bir şey yok. Dengeli diyebiliriz şeyde. Sektördeki iş bulma şansları. Evet. Hocam peki ülkemiz coğrafyası açısından, şimdi dünyayı izleyicilerimize, öğrencilerimize bahsettiğiniz çok da güzel açıkladınız hocam. Peki ülkemizde şu anda bulunduğu bölgenin avantajlarını yaşamaları açısından öğrencilere mesela hangi bölgeler lojistikte daha kritik durumda, daha fazla iş bulma imkanı olabilir öğrencilerimizin? O tip bir ipucu vermek mümkün mü, yoksa her öğrenci, aslında lojistik bölümünü bitiren her öğrenci kendi bölgesinde daha mı rahat, çok da kolay iş bulabilir mi? Mezunlarımızın bir kısmı adı lojistikle biten ya da taşımacılıkla biten şirketlerde çalışabilirler. Zaten daha ziyade o taraf daha yoğun. Yani depolama, taşıma, gümrük sigorta yapan adı lojistikle biten şirketler var. Oralarda tabii ki iş bulabilirler. Ama bir diğerleri ise bir üretim ve ticaret şirketi olmasına rağmen altında o şirketin işte lojistik ya da tedarik zinciri, son zamanlarda daha yaygın olmak üzere tedarik zinciri birimleri var. Yani bunlar buzdolabı üreten, otomobil üreten, salça üreten, gıda üreten şirketlerin de kendi içinde lojistik ve tedarik zinciri şeyleri var. Çünkü her şirket her faaliyetini bir lojistik şirkete devretmez. Şeyine bağlı, stratejisine bağlı. Dolayısıyla hem burada iş bulabilirler, üretici ve ticari şirketlerin lojistik departmanlarında, hem de adı lojistik olan şirketlerde iş bulma şanslarına sahipler. Tabii lojistik de ticaret kardeşleri demiştik, dış ticaret ve iç ticaret. Buralar yoğunlaştığı yerlerde lojistik faaliyet artacaktır. O zaman Türkiye'nin de işte ticaretin yoğunlaştığı bölge var. Başta Kuzey Marmara, İstanbul geliyor. Bunu ülkeye yaymaya çalışıyoruz ama işte zamanla olacak bir şey. Dolayısıyla Kuzey Marmara ve Marmara bölgesi tabii bizim için önemli şeylerden biri. İş sahalarından biri. O taraflarda iş yoğunluğu çok daha fazla. Bir de dış ticaret ve transit ticaret bağlamında Mersin, Adana ve Habur'a kadar olan kısımda, ama ağırlıklı tabii Mersin tarafında şey var, ciddi manada lojistik faaliyet var. Bunu işte ötelerseniz İzmir vesaire gidebilir. Yani ticaretle çok yoğun alan taraflar şeydir, lojistik ve uluslararası ticaret açısından iş bulma imkanları yüksek olan yerlerdir. Teşekkürler hocam. Hocam bir sorum da, siz aynı zamanda İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin içindeki bir bölüm, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü. Hazır buradan bir de fakültedeki diğer bölüm isimlerini de sizden rica edeceğim. Yani Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü seçen öğrenciler aslında aynı zamanda diğer hangi bölümlerle iç içe, yan yanalar? Çünkü şöyle bir kanı da oluşuyor. Bu soruyu bilerek soruyorum. Tercih döneminin içerisindeyiz. Bu tip spesifik nokta atış bir bölüm seçilirken bir genelleme yapılıyor. Canım ne gerek var ki ona, işletme oku da burada yüksek lisans yap gibi. Sizin buradaki bakış açınız nedir? Öğrenciler neden özellikle doğrudan Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü seçmeliler? Bizim İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde 4 bölüm var. Bir bölümümüz işletme bölümümüz. Bir diğer bölümümüz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Diğer kalan iki bölümümüzde Uluslararası Ticaret ve Lojistik'in Türkçe ve İngilizce olan bölümleri. Onlarla tabii ki işbirliğinde bir karşılıklı birbirlerimize ders veriyoruz, ders alıyoruz. Birlikte eğitimimizi yürütüyoruz. Hepsi eşit ağırlıklı türden şey alan, öğrenci alan bölümlerimiz. Ayrımı şöyle yapılabilir.
Gelen arkadaş, böyle genel olayım ben. Yani çünkü işletmenin sahası daha geniş. İşte pazarlama var, satış var, finansman var, muhasebe var. Efendim bir işletmenin hemen hemen tüm birimlerine çalışma sahasına sahip. Bir yere doğru gitmeye niyetleniyorsa işletme tercih etmesi doğaldır. Genel olayım işte kendi şirketim var, babamın şirketi var vesaire falan filan. Ama burada da rekabet çok. Yani çok sayıda işletme bölümü var. Ama ben daha özel, yani benim yapım bu şeye çok uygun ya. İşte mal satayım, mal alayım, işte onunla görüşeyim, sözleşme yapayım, işi bağlayayım, arkasından lojistiği kurayım, o limanla anlaşayım, bununla bilmem ne, böyle daha spesifik bir iş yapmak istiyorsa o zaman tabii ki uluslararası ticaret ve lojistik tarafına gelebilir. Daha özel bir alan. Rekabetin biraz daha az olduğu bir alan. Şimdiye kadar zaten bu görevler, lojistik ve bu konu yeni geliştiği için başka mezunlar, başka bölümlerin mezunları tarafından yapılan bir alandı. Artık dönüşüm başladı, devam ediyor. Yani buradaki yapılar artık lojistik mezunlarına ve uluslararası ticaret mezunlarına açılıyor. Böyle bir avantajdan bahsedebiliriz. Şey ise siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ise adı üzerinde tamamıyla kamu yönetimine yönelik, uluslararası ilişkilere yönelik. Bize göre daha sözel, biz onlara göre biraz daha sayısal oluruz. Bir bölüm, onlar daha böyle devlet adamı, işte kamu yöneticileri gibi bölüme sahip. Çok okuma, bize göre de çok fazla okuma dayanan bir şey. Öğrenci arkadaşım kendini böyle hissetmesi lazım. Ya yani ben nereye yatkınım yani, ben böyle dinamizme mi yatkınım, işte efendim pazarlama yatkınım, muhasebe mi yatkınım diye düşünüp kendi yönünü sevdiği bir yere girmesine fayda var. Ve ilk geldiği 1-2 yılda da buna karar vermesine fayda var. Kendini 4 yıl içinde buna göre hazırlarlarsa mezuniyette büyük avantaj yakalarlar diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bir de uluslararası ticaret ve lojistik hem Türkçe hem İngilizce dedik. Burada aslında tabii ki dilin çok büyük önemi var. Çünkü bir lojistik öğrencisi, uluslararası ticaret ve lojistik öğrencisi sadece iç piyasaya değil aynı zamanda dış piyasaya da doğrudan hitap edeceği için örneğin ilk akla gelen ülkeler Çin, Rusya veya diğer ülkelerle ilgili burada dil eğitimini nasıl sağlıyoruz hocam? Üniversitenizde ve tabii ki fakültenizde. Evet. Biz benim başkan olduğum Lojistik Derneği'nin Türkiye çapında yürüttüğü Lojistik Eğitim Standartları diye bir çalışma var. Burada hem sektör temsilcileri var, 200 kişilik bir grup, hem de akademisyenler var. Bu grup hep birlikte bir lojistik mezununda, uluslararası ticaret lojistik ve ayrıca sadece lojistik olan bölümlerde var. O mezunlardan neler bekliyoruz diye bir çalışmayı tamamladık ve bunu tüm ilan ettik. İşte bazı üniversitelerimiz, bizimki dahil, bu sisteme geçti. Asgari müşterekleri yakaladığımız bir şey, ders planını, ders izleklerini ve ders kitaplarını oluşturan bir seti kullanıyoruz. Bizim bölümümüzde buna tamamıyla uymuş bir yapıdır. Adı LESTİ'ye geçiyor, Lojistik Eğitim Standartları. Dolayısıyla biz iki tane zorunlu staj öngörüyoruz. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken dış ticaret stajı, 3'ten 4'e geçerken de bir tane lojistik stajı öneriyoruz. Bir de bu program gereği son sömestri boş bırakmış durumdayız. Eğer öğrenci arkadaşımız ortalama 4 üzerinden 2,5'u tutturursa, alttan da dersi yoksa iş yerine gönderiyoruz. Yani orada 4 ay, 14 hafta tamamıyla iş yeri uygulamasıyla ve notlama hem iş yeri hem bizim tarafımızdan yapılmak üzere yapılabilecek. Bunun için de bir ortalama tutturması gerekiyor ve altta ders bırakmaması gerekiyor. Böylece uygulamaya yatkın bir şekilde eğitim programımızı gerçekleştirmeye sağlıyoruz. Bir de bizim gene Malta Üniversitesi'nden bahsettiğimiz takdirde de biz de lisans yaptıktan sonra lisans üstü enstitümüzde, lisans üstü eğitim enstitümüzde tezli, tezsiz ve uzaktan lojistik ve tedarik zinciri yönetimi yüksek lisans. Uluslararası ticaret tezli, tezsiz, uzaktan gene yüksek lisansı ve de lojistik ve tedarik zinciri yönetimi üzerine de doktorası olan
hepsini bir arada bulunduran tek üniversite biziz. Hazır Maltepe Üniversitesi'nden de bahsetmişken, Maltepe Üniversitesi ormanların içinde, kendi içinde de son derece ormanlaşmış. Yani etrafı zaten orman. Kendi içinde ormanlaşmış. Mehmet muazzam hocam, bir nefis bir şeyi olan, havası Mehmet olan. Mehmet hocam. Evet. Çok özür dilerim. İsterseniz üniversiteyi tam böyle reklam dönüşü daha geniş anlatalım. Çünkü gerçekten çok büyük ve çok güzel bir konumda. Şimdi izninizle kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra hemen Maltepe Üniversitesi ile birlikte böyle geniş geniş anlatarak başlayalım. Teşekkür. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Genç Vizyon reklamlardan hemen sonra yine karşınızda. Evet, Genç Vizyon kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Ben İsmail Yolcu. Ülke TV Ankara stüdyolarından her zaman olduğu gibi hafta içi saatler tam 16'yı gösterdiğinde yine sizlerleyiz. Öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu hocam yine bizimle birlikte. Ama bugün çok önemli bir üniversitemiz ve onun çok önemli bir akademisyeni var konuğumuz. Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocamız, Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı kendisi. Programın birinci bölümünde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün Türkiye için önemini anlattı. Aynı zamanda bölümün özelliğini seçecek olan öğrencilerin kısaca özelliğinden bahsettik. Dünyada ve Türkiye'deki lojistiğin yerini bahsettik. Şimdi ben yeniden Sayın Hocama, Profesör Doktor Mehmet Tanyaş Hocama dönmek istiyorum. Sayın Hocam, Maltepe Üniversitesi'nin o muhteşem konumunda kaldık. İsterseniz öğrencilerimize ve ailelerine önce Maltepe Üniversitesi'ni anlatalım. Onunla birlikte lojistik bölümünün seçecek olan öğrencilerde aslında kısaca bir değindik birinci bölümde ama bu benim için çok önemli. Kimler lojistik bölümünü seçmeli? Hangi yeti ve yetenekler kendinde olduğuna emin olan öğrenciler tercih listesinde yer vermeli? Teşekkürler tekrar. Önce üniversitemizden bahsedelim. Üniversitemiz 1 milyon metrekarelik bir alana sahip. Büyük Bakkalköy ve Başıbüyük civarında bir bölgede, orman içinde. Kendi içindeki ağaçlandırmayı da büyük ölçüde tamamlamış, yeşillikler içinde. Son derece temiz bir havaya sahip, en azından sahile göre 3-4 derece daha serin ve oksijeni yüksek bir bölgede olan bir üniversiteyiz. 97 yılından beri eğitim, öğretim yapmaktayız. İçinde her türlü spor salonları, yüzme havuzları, kendisine ait bir 5 yıldızlı oteli, hani ailelerin kalmaları için geldiklerinde çocuklarını ziyaret için yapmak üzere, öğretim üyeleri için lojmanları, yurtları olan bir Türkiye'nin kampüs açısından sayılı üniversitelerinden birine sahibiz. Bu şeyde bir hani ulaşımla ilgili bir sıkıntı olur mu diye bir düşünce gelebilir arkadaşların aklına. Böyle bir sıkıntımız hiçbir şekilde yok. Bakabilirler Kadıköy'den, Kartal'dan, özellikle de metro istasyonlarından, Küçükyalı ve Maltepe istasyonlarından sürekli bir şekilde otobüs seferleri var, 15-20 dakikada bir gerçekleşecek şekilde. Artı tabii ki shuttle'lar var üniversitenin buralara inen. Ayrıca İstanbul'un her yerine servisler, öğrenci servisleri olabiliyor ve onları öğrencilerimiz kullanıyor. Yani ulaşımla ilgili de sorunu olmayan bir üniversitede görev yapmaktayız. Bir diğer özelliğimiz öğrenci odaklı bir şey olmamız. Kapılar açık, sürekli açık. Benim kapı zaten hiç kapanmaz, öyle şey yoktur. Çalışma saatleri bilmem ne falan gibi şey. Usulen yazıyoruz ama her öğrenci şeye gelebilir. Öğrencilerin dertlerine mümkün olduğu kadar eğilen, onları çözmeye çalışan. Bu pandemi döneminde uzaktan eğitime en hızlı geçen ve YÖK kayıtlarında da olacağı şekilde en çok
uzaktan eğitimi dersini gerçekleştiren, sınavlarını vesaire tamamlayan, şu anda yaz okullarımız da bitmek üzere, gerçekleştiren bir üniversitede çalışmaktayız. Biz de kendi öğretim üyeleri olarak son derece memnunuz böyle bir ortamda çalışmaktan. İkinci sorumuzu artı sağlık tesisleri vesaire de tabii saymak lazım içinde. İkinci sorusu bizim uluslararası ticaret ve lojistiğe gelen öğrenciler ne gibi bir özelliklere sahip olmalı ki bu meslekte başarılı olsun şeklinde idi. Bu mesleğimiz dinamizm üzerine kurulmuş bir meslek. Çünkü siz mal satmak zorundasınız ve dünyanın her yerine mal satmak zorundasınız. Bunun arasında Kenya'da var, Almanya'da var, Amerika ve Burkina Faso'da olabilir. Ve işlerinizi yürütebilmek için de dünyanın en uygun yerlerinden en uygun malları bulup uygun fiyatlarla ülkeye getirip bunlarla üretim yapak tekrar ihracat yapabilir hale gelmeniz lazım. Dolayısıyla dünyayı izleyen, izleme becerisi olan, dünya kültürlerini tanımaktan zevk duyan, bahsettiğim gibi özellikle işte bir Almanla konuşacaksın, Rusla konuşacaksın, bunların kendine göre kültür farkları ve yaklaşımları var. Onları bilebilen, bundan zevk duyan ve dolayısıyla bu arada ticareti de yürütme özelliği olabilen, bunu yaparken de bu malı ben ihraç edeceğim, ithal edeceğim, lojistiğini nasıl çözmeliyim olayında düşünebilen, dolayısıyla bu birimlerle, işte taşımacılarla, gümrükçilerle, sigortacılarla işbirliğini gerçekleştirebilen bir böyle dinamik, çok masa başı işinden ziyade iş bitirme özelliği olan, işi sonuçlandırma özelliği olan, yabancı dili ikide bir de tekrar ediyorum ama işte çok, son derece önemli özelliği olan bir yapıda iseler bize gelmelerini veya bu mesleği seçmelerini öneririm. Yani biz bir bilgisayar programcısı gibi bir muhasebeci gibi bir masa üzerinde çalışan bir şey değiliz. Tamamen dünya üzerindeki çeşitli milletten insanlarla, ülkemizdeki çeşitli kişilerle çalışma özelliğine sahip bir şeyi yapıyoruz, mesleği yapıyoruz. Bunu hissediyorlarsa o zaman bizim mesleği gerçekten öneririz. Bizim yabancı dil eğitimimizde son derece önemli, tabii ki hazırlık kursunu alacaklar. Artı bunun üzerine biz mesleki İngilizce dersleri de veriyoruz. Hazırlığı bitirdikten sonra İngilizce mesleki İngilizce öğrenimlere devam ediyorlar. Sonra eğer arzu ediyorlarsa seçmeli dersleri de Rusça gibi diğer dillerden seçebiliyorlar. Hatta burada işte 2-3 kuru başarıyla bitirdikten sonra da bu konuda da bir sertifika kendilerine takdim ediliyor. Yani bu dil olayında işte biz kendi çapımıza çözmeye çalışıyoruz. Ama dilin öğrenilmesi için arkadaşın da içinde bir şey olması lazım. Heves ve çaba olması lazım. Biraz da yatkınlık olması lazım. Yani böyle dil yatkınlığı olan insanlar da bize çok yarar. Böyle bazı insanlar dili çabuk öğrenir, çok yatkındır. Bazılarında o kadar değil. Bunu böyle kendinde tartabiliyorlarsa ben bizim bölümü ve diğer tabii bize benzer bölümleri öneriyorum tabii ki. Hocam peki hazır dili konuşurken Maltepe Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler Erasmus Değişim Programı, ayrıca üniversitenin yurt dışı bağlantılarıyla birlikte sizin öğrencileriniz ne gibi avantajlar yaşıyorlar? Son dönemlerde zayıflamakla birlikte tabii Erasmus her üniversitede olduğu gibi bizde de son derece önemli bir konu. Hem bizim öğrencilerimizin o ülkelere gitmesi hem oradaki öğrencilere gelip bizde birlikte ders alması. Bu pandemi öncesinde bizim bölümümüz bu konuda yani çok aktifti. 20-30 şimdi hatırlayamadım üniversiteyle işbirliğimiz var. Dolayısıyla bu Erasmus anlaşmaları çerçevesinde ya da şimdi yeni adıyla işte Plus anlaşmaları çerçevesinde bu şeyleri gerçekleştiriyorlar. Hatta özellikle Hollanda'yla bizim çok yakın ilişkilerimiz vardı. Öyle ki yani işte onlar gelirler sınıfça.
Ve bizim arkadaşlarla böyle maçlar falan da yaparlardı kendi aralarında bir taraftan. Yani genellikle işte bir hafta falan olan geziler de oluyor. Bir sömestr kalan öğrenciler de oluyor tabii ki. Dolayısıyla çok şeyi destekliyoruz bu tür ilişkileri. Bizim de gene Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde, araştırma projeleri çerçevesinde yurt dışı ile ilişkilerimiz sürebiliyor. Keza yurt dışından hocalarımız geliyordu. Son zamanları saymıyorum ama pandemi öncesinde çok sayıda olmak üzere Polonya'dan, Macaristan'dan, Almanya'dan hocalarımız gelip yabancı hocalar ders veriyordu. Keza bizim hocalarımız da gene bu gibi ülkelerde gidip ders veriyorlardı. Yani bizim mesleğin icabı zaten uluslararası lojistik, uluslararası ticaret anlamında bu yabancı ülkelere temaslara büyük önem veriyoruz. Arkadaşlarımız da bu yönde kendilerini gelişmelerine çok önemsemekteyiz. Sayın hocam, peki hem fakültenizin hem de bölümünüzün akademisyen niteliğinden de bahseder misiniz? Evet, çok iyi oldu bu sorunuz. Bölüm seçerken sevgili öğrenciler, o bölümdeki akademisyenlerin hem sayı hem nitelik olarak da bir etüt etmenizde fayda var. Dolayısıyla alacağınız eğitim tamamıyla onlara, size ve onlara bağlı. O manada hangi bölümü sıralamada yazacaksanız o bölümünün akademik kadrosunu incelemenizde fayda var. Bizim akademik kadroyu oluştururken özellikle piyasa tecrübesi olan hocalarımıza çok öncelik verdik. Hocalarımızın önemli bir bölümü, herhalde belki %90'ı akademik hayatın yanı sıra profesyonel hayat tecrübesi yapmış, danışmanlıklar yapmış, projeler yapmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla da piyasayı bilen, piyasa bilgilerini öğrencilerimize aktaran, piyasayladaki bilgilerin teorik anlamda nasıl yorumlanacağını aktarabilen yapılar. Yani bizim iki bölümümüzde, Türkçe ve İngilizce bölümümüzde sanırım araştırma görevlilere dahil 20'ye yakın, yanlış hatırlamıyorsam 16-17 akademisyenle bu programları yürütmekteyiz. Teşekkürler hocam. Gayet, çünkü ben çok iyi biliyorum ki Maltepe Üniversitesi özellikle akademisyen niteliği olarak gerçekten çok doygun ve yetkin bir konumda. Hocam, şimdi size bir soru soracağım. Sizin yıl içinde öğrencilerinizle yaptığınız o meşhur final sınavları ayarında zor bir soru geliyor hocam. Muhtemelen çalışmadığınız yerden de gelebilir ama. Hocam, şimdi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü anlatıyoruz. Siz de oranın bölüm başkanısınız. Çok da kıymetli bir bilim adamısınız. Peki şu anda bizleri izleyen öğrenciler Maltepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistiği okurlarsa ne gibi farklar, ne gibi avantajlar yaşayacaklar? Bana göre programın en can alıcı noktası ve sorusu bu. Lütfen buyurun. Yani söylediklerimin hafif satır başlarını tekrarlayacak gibi olacağım. Bir kere mükemmel bir kampüs ortamında eğitim görmüş olacaklar. Bizim çok önem verdiğimiz öğrenci kulübümüz var. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübümüz var. Bu arkadaşlar yılda en az 10'a yakın etkinlik düzenlerler. Biri Mart ayında yapılır ve 1500 civarında hem lise öğrencileri hem üniversite öğrencilerini şeye davet ederiz, bizim konferans salonumuza davet ederiz. Muazzam bir konferans salonumuz var, 1800 kişilik. Orada sektörden gelen profesyonelleri dinlerler. Bunun yanında gene yılda 6-7 kere liman gezisi, depo gezisi, Boğazlar'daki trafik kontrol sisteminin deki tesislerin gezisi gibi gezileri gerçekleştirir. Bunun dışında o büyük etkinlik dışında diğer şeylerle bir konferanslar, daha küçük çaplı konferansları yaşamış olurlar. Bizim en büyük farkımız uygulamaya çok ağırlık vermemiz. Hem akademisyenler uygulama ağırlıklı demiştik, sektör ağırlıklı demiştik, hem de iki staj.
ve gidecekse son semestrede 14 hafta tamamıyla iş yerinde geçiriyor arkadaşımız şeyde. Sigortası şeyden, üniversitede olmak üzere. Bu şekilde uygulamaya çok yatkın bir hale gelecekler. Bu ona ne avantaj sağlayacak? Gittiği iş yeri uygulamasında yani 4 ay, 3 ay boyunca eğer kendini sevdirirse devam etme şansını elde edecek. Karşı taraf da onu severse, karşılıklı olarak birbirini severlerse orada iş bulup devam etme şansı elde edecek. Hem de bu süre içinde şirketin kültürünü öğrenecek, şirketteki eğitimi tamamlayacak. İş yerleri için de büyük avantaj ki bazı iş yerleriyle anlaşmamız var zaten. Ve öğrencimiz için de büyük avantaj. Derslerimiz İngilizce bölümünde İngilizce yapılır. Şey yoktur. Hani bazen böyle Türkçe'ye kaymalar çok olabiliyor. Bizde öyle bir şey yok. Çok özel bir durum varsa yani İngilizce anlatmanın çok zor olduğu durumlarda belki kısa Türkçe özetler yapılıyordur. Dolayısıyla İngilizceyi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ama öğrenci arkadaşım lütfen sen de bunu hisset, İngilizce'nin önemini hisset, buna önem ver ve kendini bu işe kaptır. Yoksa olmuyor yani. Sen ne kadar vermeye kalktıktan sonra, almadıktan sonra karşı taraf mezuniyet sırasında etkin olmuyor. Ve iki mesleğe birden sahip olacak arkadaşım. Hem uluslararası ticareti bilecek, dış ticaret, ithalat, ihracat, transit ticaret, hem de lojistiği ve tedarik zinciri yönetimini bilmiş olacak. Dolayısıyla hem dış ticaret firmalarında, hem lojistik firmalarında, hem üretim ve ticaret şirketlerinin bu departmanlarında, hem istiyorsa devlet kurumlarında, Ulaştırma Bakanlığı'nda, PTT'de, ki bizde Türk Hava Yolları'nda, bizden çok ciddi manada Türk Hava Yolları'nda çalışan arkadaşımız var. Genellikle de hepsi de 3 tane kulüp şeyimiz, başkanımız Türk Hava Yolları'na girmiştir son 3 yılı gibi iş bulma açısından da avantaj sahibi olacaklardır diyorum. Şimdi hocam iki tane soru soracağım. Bir tanesi birinci bölümde sözünüzü kesmemek için soramamıştım. Bu staj konusu var. Öğrencilerinizin stajlarla ilgili çeşitli dönemlerde yapıyorlar biliyorsunuz. Peki bu stajların ayarlanmasında üniversitenin rolü nedir? Bir de bu mezuniyetten sonra hani az önceki saydığınız işler, meslekler, saha, kamuda, özel sektörde. Peki akademisyen olmak hedefi yaşayan öğrencilerimiz de var hocam. Oldukça da sayıları fazla, idealist öğrenciler. Maltepe Üniversitesi'nde sizin bölümünüzü okuyor olmanın ileride akademik kariyeri devam edecek olan öğrencilere ne gibi artıları var? İkinci sorudan başlayayım. Şu anda bizim iki öğretim üyemiz, evet, iki öğretim üyemiz kendi doktora mezunumuzdur. Yani biri bayan, biri erkek olmak üzere bizim şeyi bitirdiler, doktora programımızı bitirdiler ve biz de şey oldular, doktor öğretim üyesi kadrosuyla şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla akademik hayatı seçen, yani biraz araştırmayı seven, bir şeyler üretmeyi seven arkadaşlarımız çıkacaktır. Bu arkadaşlarımız da kendilerine işte yüksek lisans ve doktora yoluyla kendilerini geliştirerek bizde önce araştırma görevlisi, şu anda Türkçe ve İngilizce'de ikişer olmak üzere iki tane araştırma görevimiz var, toplam 4 tane. Doktoralarını bitirdikten sonra da işte bizim gibi akademisyen kadroda devam etme şansları olacaktır. Yani akademik hayatta onların bir yolu. Buradaki bir önemli avantaj, bizim alanda, lojistik alanında yetişmiş öğretim üyesi sayısı son derece azdır. Bizler de planlamadan geldik, Endüstri Mühendisliği'nden geldik, sonradan lojistiğe gelmiş olduk. Bakarlarsa üniversitelerin, bizim eşdeğer bölümlerin kadroları da lojistik kökenli hoca azdır. Genellikle iktisat kökenli, pazarlama kökenli hocalarımız vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi manada uluslararası ticaret demeyeyim ama lojistik anlamında öğretim üyesi ihtiyacı vardır. İstanbul olur, ülkemizin her köşesi olabilir. Artık ülkemizde şey dağılıyor, yaşam şeyleri biraz eşitleniyor, gelişiyor diyelim. Dolayısıyla her yerinde öğretim üyesi olarak da iş bulma şanslarına sahip olacaklardır. Bir birinci sorunuz vardı, kusura bakmayın onu kaçırdım. Bir daha alabilir miyim?
Hocam bu stajlarla ilgili sordum. Hani hatırladım. Bu stajlarda üniversitenin rolünü nedir? Öğrencilere ne tür katkılar, destekler veriyorsunuz? İki yol var. Öğrenci kendi stajını kendi bulabiliyor eş dost akraba vasıtasıyla. Ya da bulamadığı takdirde şirketler zaten bizden şey istiyor. Dönem dönem stajyer isteyebiliyor. Onları yönlendiriyoruz. Hiç bulamazsa işte bizim çevremizle, hocalarımızın çevresiyle biz onlara stajyeri buluyoruz. Yani bu yılı gene ayrı tutuyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir sorun, stajyeri bulamadım, yapamıyorum diye bir sorun ben yaşamadım. Tabii İstanbul'da konumlanmanın ve yaklaşık çeyrek asırdan beri eğitimin içinde olan bir kurum için beklenen cevap da buydu hocam. Hocam şimdi programımızın artık sonlarına doğru geldik özellikle. Aslında birinci bölümde biraz değindik ama bu pandemiyle birlikte lojistik alanının önemini siz önümüzdeki hem yakın hem orta vadede nasıl görüyorsunuz? Yani aslında biz pandemide bunun küçük bir simülasyonunu gördük. Pandemide en çok mesai yapan minimal böyle insanların, meslek grubunun postacılar, kargocular olduğunu görünce biz o zaman anladık. Sanki pandemi olunca her şey e-ticaret uzaktan oluyormuş gibi oldu ama yine bunun dönüp dolaşıp lojistikte birleştiğini bütün dünya görmüş oldu. Burada da sizin bölümünüzün gerçekten önemi ortaya çıkmış oldu. Peki pandemi geçip gitse bile inşallah öyle olacak. Bu yakın ve orta vadedeki beklentileriniz, sizin görüşleriniz nelerdir hocam? Şimdi bu pandemiyle birlikte dünyanın uluslararası ticaret yapısının değişeceği kanaati var. Yani uzaktan tedarik yapmanın, yani uzak doğuyu kastediyorum tabii ki, ne kadar riskleri olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla farklı tedarik zincirleri çıkacak. Yani kendi ülkeniz içinde kendinize yetme yönelik yapamıyorsanız çevre ülkeleriniz içinde Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, belki Afrika'da yeni tedarik zincirleri oluşacağı ve kısa dediğimiz yani hem mesafe olarak hem de aracıların olmadığı yeni tedarik zincirleri ortaya çıkacağına kesin gözle hemen hemen bakıyoruz. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulacak ve zaten bu yeni normal lafları da işte buralardan geliyor. Bu yeni dünya içinde tedarik zinciri yeniden şekillenecek. Bunu da şekillendirecek arkadaşlarımız, bu öğrencilerimiz olacak, mezunlarımız olacak. Dolayısıyla bunlara çözümler üretmeye çalışacağız. Tahminimiz yani Çin'in üretim ağırlığının Orta Afrika'ya kayacağı yönünde olabilir. Ve Avrupa'nın da tedarik zincirlerini Türkiye'ye kaydıracağı yönünde olabilir. Dolayısıyla bunlara hem şey anlamda, uluslararası ticaret anlamında hem de lojistik anlamda çözümler bulmamız lazım. İşte bu çözümlerle inşallah Türkiye'mizi daha iyi seviyelere, daha yüksek refah seviyelerine götüreceğimize inanıyoruz. Yani zincirlerin, tedarik zincirlerinin değişeceği kesin. Bu değişimde bizim bölümlerimizin etkin rol oynayacağını da düşünüyoruz. Hocam teşekkür ederim. Çok gayet güzel bir cevap oldu. Hocam şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Ben burada size soru yöneltmekten ziyade bir söz hakkı vermek istiyorum. Hangi noktaların altını çizmek istersiniz? Hem bölümünüz, hem fakülteniz, hem de üniversiteniz bazında. Kısa bir cevap rica edeyim hocam. Her şeyin başının ben bir stratejik yönetim olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla önce devlet bazında bizim lojistik sektörünün ve dolayısıyla dış ticaret sektörümüzün stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Yani mesela Almanya'da 5 tane sektör vardır, stratejik sektör. Biri lojistiktir. Dolayısıyla bizim de bu pandemi de bize birçok şey öğretti. Onu da dikkate alarak bizim ülkemizde lojistiğin bir stratejik sektör olarak ilan edilmesi. Bu stratejik sektör çerçevesinde stratejik hedeflerin, stratejik eylemlerin ortaya konması. Bu çerçevede de eğitim ve öğretim düzeyinin buna göre şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Biraz Türkiye'de lojistik sistem standartları üzerine... Evet.
Var mı soru? Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok doyurucu, güzel bir program oldu. Özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü seçecek olan hem eşit ağırlık hem de sayısaldan gelecek olan öğrenciler için çok büyük katkı sağladınız. Şahsım ve ülkemizin evlatları adına size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz, dinlediğiniz için, yayınladığınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Siz de sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Genç Vizyon programının daha bugün sonuna geldik. Yarın yine saatler tam 16'yı gösterdiğinde bizler ülkenin en çok izlenen eğitim programıyla Ülke TV'de sizlerleyiz. Hoşça kalın, saygılar.